Örgütle toplantımızı bitirdik. Şimdi halkımızla toplantılarımızı yapıyoruz, yapacağız. Ondan sonra da tematik toplantılar diye planlamayı aktarmış oldum böylece size. Tematik toplantılarımızı yapacağız. Sonra da bir bütün olarak konferans, kongre süreçlerini başlatmış olacağız aynı zamanda. Dolayısıyla önümüzdeki süreci karşılayacak örgütü yeniden yapılandırarak mücadele arenasında daha güçlü, daha diri, halkıyla çok sıkı bağ kurmuş olan bir yapı olarak mücadeleye devam edeceğiz. Açıkçası adından da anlaşılacağı gibi bazı konular üzerinden ilgili kurumlarla toplantılar yapmak istiyoruz. Örneğin emekçilerle buluşmak istiyoruz. Gerçekten de HDP'nin bir ekonomi politikası var mıydı? Bu seçimde bunu duyabildiler mi? Bundan sonra HDP işçi sınıfı için, emekçiler için nasıl bir politika izlemelidir? Gençlerle buluşacağız. HDP'nin, Yeşil Sol'un gençlik politikası gerçekten de gençlere dokunabilen, onlara ulaşabilen, onların ihtiyaçlarını karşılayabilen yerden bir politika mıdır? Kadınlarla buluşacağız. Dolayısıyla mücadelenin en önemli güçlerinden ve esaslarından biri olan kadın meclisimizin özgün planlamalarıyla birlikte halk toplantıları, kadın yoğunluklu halk toplantılarıyla yürüyeceğiz. Sonra bazı yaşam alanlarını ve toplumsal kesimleri ifade eden halklar ve inançlar, inanç gruplarıyla görüşeceğiz. Mimarlarla, mühendislerle, aydınlarla, akademisyenlerle, belki de basın çalışanlarıyla, basın emekçileriyle bir bütün yaşamın içerisinde bulunan ve bu meselelere yakından tanıklık etmiş olan kesimlerle buluşacağız. Ama en önemlisi bize oy vermiş ama vermemiş olan bütün kesimlerle buluşup onların nasıl bir Yeşil Sol, nasıl bir HDP, Halkların Demokratik Partisi görmek istediklerini, kendilerine dokunup dokunmadığı, onların ihtiyaçlarını dillendirip dillendirmediği, programındaki mevcut halleriyle ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığını soracağız ve öğreneceğiz. Elbette bu toplantıları politik ve örgütsel eksikliklerimizi gidermek, zaman zaman politik öngörüsüzlüğümüzü aşmak ve o görmüş olduğumuz eksiklikleri aşan yerden örgütümüzün kurgusunu gerçekleştirmek için yapıyoruz. Bu şu anlama geliyor: siz yeniden yapılandırma sürecini tamamladığınızda siyasetinizi ve politikanızı dünkü içine düşürmüş olan eksikliklere bir daha düşmemek üzere yapacaksınız. 2019'da bir yerel seçim stratejimiz vardı. Hepimiz biliyoruz. Bitti. Şimdi onun değerlendirmesini yapacağız. Bu doğru muydu? Beklemiş olduğumuz sonuç açığa çıktı mı? Önümüzde biliyorsunuz 2024 Mart ayında yerel mali seçimler yapılacak. Bugünden konuşmak biraz erken olabilir ama halkımızla ilgililer de Yeşil Sol ve HDP'den umudunu eksiltmemiş olanlar da şunu bilsinler: bu süreçteki politikayı, nasıl davranacağız, neler yapacağız bölümünü halkımızla, örgütlerimizle, demokrasi güçleriyle tartışarak yürüteceğiz. Ve gerçekten de mahalli alanlardan halkımızın önerileri ciddi bir biçimde dikkate alınarak bu süreci tamamlamış olacağız. Bizi bu seçimde hiçleştirmeye çalıştılar. HDP'nin çok önemi yok. HDP sadece kendisini biraz abartıyor. Oysa ki öyle bahsettiği gibi ne ülkenin ne bölgenin siyasetini belirleyen bir güce sahip değildir algısı yaratmaya çalıştılar. %1-2 oy alanlar bu süreci biz belirledik diye, sahte proje cumhurbaşkanı adayları çıkıp meseleyi biz belirleriz diye ortaya çıktılar. Bunu derinlikli tartıştık. Çok nettir. Bu ülke şöyle bir ülkedir. Bu meseleyi bilenler bilir. Bu memlekete komünizm lazımsa da onu da biz getiririz diyen bir devlet gerçekliğiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bizim Türkiye'deki siyasi arenayı
belirleme hususundaki iddiamızı üstünü örtebilmek için ve gördüğünüz gibi HDP, Yeşil Sol bu Türkiye'nin belirleyeni değil, bu ülkenin siyasetinin belirleyeni, %1 oy alan ve proje cumhurbaşkanı adayı olup ortalıkta dolaşan Türkçü, mukaddesatçı, İslamcı ve milliyetçi olanlardır algısını yaymaya çalıştılar. Ama güneş balçıkla sıvanmıyor. Yani bugün iktidar herhangi bir şey söylediğinde kimse başta ana muhalefet partisi olmak üzere CHP'ye dönüp bakmıyor ne diyecek diye. Dönüp HDP'ye, Yeşil Sol'a bakıyor. Bu iktidarın söylediğine karşılık acaba ne diyecekler diye. Biz hala belirleyici olma gücümüzü muhafaza ediyoruz. HDP'nin ya da Yeşil Sol'un Türkiye siyasetindeki önemi belki de tek kelimeyle ifade etmek lazım. HDP yoksa Türkiye'de demokrasi hayaldir. Yeşil Sol Türkiye'de yoksa insan hakları, ekoloji hayaldir. Ekmek kadar, su kadar Türkiye siyasetinin HDP'ye, Yeşil Sol'a ciddi bir biçimde ihtiyacı var. Gittikçe güçlenerek gelen, birçok yerde söylüyorum, herhalde böyle tamamlayacağız onu, etkimizin ne olduğunu söylemek için. Bugün parlamentonun 3. büyük partisiyiz. Yaşı biraz ilerlemiş olanlar, bugün de aslında öyle, seçim sonuçlarını televizyondan izlerken birinci parti şu kadar oy aldı, ikinci parti şu kadar oy, şu parti yüzde şu kadar oy aldı derken en altta şöyle bir bölüm vardı: ve diğerleri diye. Biz çok çok önceleri belki de ve diğerleriydik. Sıfır nokta bilmem ne ifade ediliyordu. Bugünse seçim sonuçları tablosunu karşınıza aldığınızda HDP, Yeşil Sol karşınıza Türkiye siyasetini belirleyen üçüncü parti olarak çıkıyor. Bunun hikmeti de şuradan geliyor, rakamlardan da gelmiyor. Biz paradigmal olarak üçüncü yol siyasetinin ana merkeziyiz. Üçüncü yol siyasetini de şöyle değerlendirmek lazım: ülkede bulunan bütün muhalif güçlerin kendisini bulacağı, pratikleştireceği ve o çizgiyle, o paradigmayla et kemik olarak yaşamsallaştıracağı bir adrestir. Dolayısıyla bizim ülkenin siyasetindeki en önemli rolümüz üçüncü yolun, üçüncü çizginin, ekolojik, demokratik ve kadın özgürlükçü çizginin sarsılmaz adresi olmamızdır.